Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte henüz daha çiçeği burnunda olan iPhone 12'leri aslında almamanız için geçerli olabilecek 5 neden videosuyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar direkt konuya başlayacağım da bu tarz durumlarda bize Apple düşmanı, bazen de Android düşmanı falan filan ilan ediyorsunuz. Hani kimseye özel olarak bir garezimiz yok, hani kimseye özel olarak sevmiyor da değiliz. Bunu ben önden bir belirteyim. Fakat bu tarz premium cihazlarda özellikle bulunduğunuz ülke, yani coğrafya, alım gücüyle çok ilgili olduğu için bir takım değerler yer değiştirebiliyor. Yani şimdi ben burada nedenler sayacağım. Aslında şöyle bir gerçeklik de var. Aslında Apple iPhone'larına hiç zam yapmıyor. Yeni çıkan cihazlar her sene aynı fiyattan çıkıyor. Fiyat bize yükseliyor arkadaşlar. Hani ben bunu belirteyim, içim rahat etsin. Şimdi siz de bu bilinçle gelin birlikte içeriğimize geçelim. Bakalım neler konuşacağız. Bir, kutunun içerisinde kulaklık ve şarj cihazı yok. Şimdi arkadaşlar Apple tarafından baktığınız zaman Apple diyor ki ben burada işte kulaklıkla şarj cihazını kutunun içinden çıkardım. Böylece işte daha az gemi nakliye olacak. Bu sayede dünyada karbon dioksit salınımı azalacak falan filan gibi şeyler söylüyor. Tabii yersek arkadaşlar sadede geleceğim şimdi çünkü. Aslında siz ABD'den de bir iPhone telefon alsanız telefon size Çin'den geliyor arkadaşlar. Şimdi siz normalde kutu içerisinden kulaklığı ve adaptörü çıkardığınız zaman ne oluyor? Kutu içeriği küçülüyor. Küçülünce ne oluyor? Nakliye için daha fazla alan açılıyor. Yani normalde 5 birim telefon kutusu sığdırabiliyorsanız bu sayede 20 birim telefon kutusu sığdırabileceksiniz. Yani Apple hikayeyi keselim abi. Birbirimize karşı net olalım. Sen maliyetlerden fiyatını düşürmüş oldun çünkü fiyat politikasını aynı tutmak istiyordun. Fakat bu bizim gibi doların daha sonra başka bir para birimine çevrildiği ülkelerde komik bir tablo ortaya çıkardı. Normalde bize soracak olursam bir firma olarak tercih etmeniz gereken her yeni çıkan modelde ürünü tüm aksesuarlarıyla birlikte bir tık geliştirmektir. Ama hani siz bunu tercih etmiyorsunuz. Çevre mevre diyorsunuz tabii ki de. Tabii ki de çevre hepimizin umurunda ama bana soracak olursanız, daha doğrusu bize soracak olursanız burada bir maliyet problemi. E peki ülkemizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Siz 15-20 bin TL bandında bir tane telefon alıyorsunuz ve içinden bir tek telefonla Type-C kablosu çıkıyor. Bence komik. Yani tek başına bir tercih etmeme nedeni olarak sayılabilir. Gelelim tasarım detaylarına. Şimdi Apple tasarım anlamında radikal bir değişiklik mi yoksa değil mi belli olmayan, yani tartışmaya açık olan bir yol izledi. Bu iPhone 12'lerin çerçevesini metal yaptı. Şimdi bu normalde 35 yıllık iPhone'larda olan bir şey zaten. Yani aslında adamlar geri döndüler. Bana soracak olursanız bunun altında yatan neden de şey olabilir arkadaşlar. Şimdi ekranı çatlamayan iPhone yoktur yani. Belki bu çelik çerçeveyle biraz önüne geçmek istiyorlar. Bu kısmını tam bilmiyorum. Burada problem olan nokta şu. Apple'ın rakibi olabilecek diğer markalar her sene tasarımda, aksesuarlarda vesaire vesaire beğensek de beğenmesek de bir takım geliştirmeler yoluna gidiyor. Fakat Apple bunu tercih etmiyor. Yani iPhone 10'dan beri aslında aynı telefonu görüyoruz. Tek fark arkada 3 tane kamera oldu. Hani o çentiğe gıcık oluyorsanız çentik de duruyor bu arada. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere, Apple'ın resmi sitesinde büyük haber olarak belirttiği bir ayrıntı var. Bir önceki iPhone'lara göre bu cihaz %11 daha ince, %15 daha küçük ve %16 daha hafif. Ama ne olursa olsun tasarımın sürekli aynı çizgileri koruması ve telefonun donanımsal anlamda da çok çok ileriye gitmiyor olması fiyat artışını ve vereceğiniz paranın performans anlamında karşılığını bence desteklemiyor. Yani gidip iPhone 11 de alabilirsin, 10 da alabilirsin. Yani inanılmaz bir farklılık olacağını düşünmüyorum performans anlamında. Kamerada tabii ki de iyileştirmeler söz konusu. Şimdi geldik arkadaşlar şarj problemine. Şimdi işin açıkçası ben de uzunca bir süredir iPhone kullanıyorum. iPhone cihazların diğer Android telefonlara göre normal şarjının bir tık daha hızlı olduğunu düşünebiliriz. Hani bu hakikaten göreceli olarak böyle olabilir. Fakat yine diğer markalarla karşılaştırdığımız zaman şarj kısmında herhangi bir gelişme de görmüyoruz. Yani ben şunun kablosuz şarjını dur şu vata çıkarayım, kablolu şarjını da şuradan taklalar açtırayım, şuradan şöyle olsun böyle olsun gibi bir durum yine görmüyoruz. Yani yenilikçi mi yoksa tutan bir şey sürekli devam ettirici bir Apple söz konusu? Bunun kararını sizlere bırakıyorum. Ben bu yenilik yapılmaması kısmında takıldığım için iPhone 12 almayacağım mesela. Şimdi geldik arkadaşlar bir karşılaştırmaya, o da şu: Apple'ın A14 Bionic chipsetinin Snapdragon işlemcilere göre biraz hantal kalması kağıt üstünde. Şimdi hemen şunu söyleyeyim, iki farklı işletim sistemi kardeşim, sen kalkıp da bunları karşılaştıramazsın diyebilirsiniz. Haklısınız da aslında. Ama performanslara şöyle bir baktığımız zaman Mi 10 Pro'nun iPhone 12'yi AnTuTu puanında tokatladığı görüntüler var. Tabii yine haklısınız başında söylemiş olduğum gibi, ama bir fikir vermesi açısından şunu da ekleyeyim. A14 Bionic işlemci A13'e göre %5 veya %6 daha yüksek performans gösteriyor. Ha şey diyebilirsiniz, grafik işlemci
işlemcide ama durum öyle değil, çok daha ileri gidiyor diyebilirsiniz. Ama işlemci kısmında tablo bu. Çok aman tanrımlık bir performans değişiminin olacağını düşünmüyorum. Hatta iPhone 10'a kadar geriye götürüyorum cihazları. Geldik sadede, tabii ki de fiyatlara. Şimdi videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar, hani bu fiyatlar aslında Apple her sene aynı fiyattan çıkarıyor. Ama dolar ülkemizde sürekli oynadığı için fiyat skalası da bir yandan sürekli genişliyor. Dolar düşerse o da düşecek. Ama bizim coğrafyamızda fiyatlara baktığımız zaman ortaya 15K ile 20K arasında bir barem çıkıyor. Şimdi siz bu baremle eğer tek atış hakkınız olsa gidip iPhone 12 mi alırsınız? Ben almam. Güzel bir sistem toplarım. Yanına PlayStation alırım. Ya da o parayla bir ekosistem kurabilirsiniz. Hani 3 aşağı 5 yukarı. Yani bir sürü şey yapılabilir. Hatta çok güzel bir tatil bile yapabilirsiniz. Fiyatlar artık abartı duruma geldi. Şey de diyebilirsiniz. Yapma Çağdaş. Hani bütün cihazlar için durum böyle. Aynen, bütün cihazlar için durum böyle. 16 bin lira, 20 bin lira bir telefona bence verilmez. Bu da bana soracak olursanız ülkemiz özelinde almamak için bir gerekçe olarak kabak gibi karşımızda duruyor. Ve videomuz son buldu arkadaşlar. Hani sizin de görüşleriniz varsa yorum bölümünden lütfen bizimle paylaşın. Kafanıza takılan bir şey varsa da sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.